Bugün bir cin çağırma şakası yapacağız. Hocam nasıl, değil misiniz? Hocam değil, selamünaleyküm. Selamünaleyküm hocam. Sen? Buyurun hocam. Selamünaleyküm. Hocam ne oluyor, ne başlan be, ben denedim. Kusura bakma, başlan böyle şeyler yapma. Hocam biraz korkuyorum, açık konuşayım. Korkmana gerek yok. Benim hocam hiçbir şey yok kardeşim, hiç korkmana gerek yok. Ben önceden farklı bir durum falan olacaksa söyleyeyim bana, ben korkmayayım yani. Ve ben de kendisi takip ediyorum kanka, çağırdım böyle dedim. Hocam böyle bir durum var. Hani YouTube için çekeceğim ama gerçekten çağırma dedim. Yani. Bugün burada cin çağıracağız. YouTube amaçlı yaptığımız bu videoda cin ve ifrit tayfesinden bizleri koru. Geleceğine inanıyor musunuz? Evet. Sen de tekrar diyorum. İnanıyorum hocam. Buradayım, ben bu olayı çözeceğim. Ben bu kaç yılımı, yıllarımı verdim bu mesleğe. Tamam hocam. Hocam, yardım et. Joker's kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir cin çağırma şakası yapacağız. Bu 3. serimiz biliyorsunuz. Diğer videolarımıza şuradan bakabilirsiniz. Şimdi bugünkü konseptimizde benim bir arkadaşım var, Ebubekir. Kendisini buraya davet edeceğim ve cin çağıracağız diyeceğiz. Yalandan çağırıyormuş gibi yapacağız. Tabii bu bizim yanımızda davetli olarak Muammer hocamız var. Sarıklı Muammer hoca geldi. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Hocam değil, selamünaleyküm. Selamünaleyküm hocam. Bugün videomuzda oynayacaksınız. Nasılsınız, iyi misiniz? Cin çağırma şakası benim en çok sevdiğim video. Evet. Bu videodan da açıkçası çok korkuyorum. Çünkü şaka zede bazen ağır tepkiler verebiliyor. Bu yüzden dolayı da aşırı derece korkuyorum. Yani dilini yutar mı, bu tarz şeyler olur mu diye. Özellikle Mustafa buna çok dikkat edelim video içinde. Adamın hayatına mal olabilir. Biliyorsun kılık değiştirmek biraz farklı bir ambiyans oluyor. İnsanlara değişik tepkiler oluyor. Mesela ben de direnci kılığında biliyorsun çok değişik bir şey uyandı. Sen şu an bu kılıkta kendini nasıl hissediyorsun? Onu sormak istiyorum. Şu an bu kılıkta kendimi çok acayip hissediyorum. Ya bu dışarıdan da böyle geleceğim. Yani dışarıda da insanlar nasıl selamlar hocam. Yani bilmiyorum, çok ilginç bir video. Bu videoyu siz çok beğendiniz. En çok izlenen videomuz oldu. Teşekkür ederim. Videoya yorum bırakmayı, like atmayı, abone olmayı ve kanalımızı paylaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Gel. Gelebilir miyim? Ya kanka gel burası. Zaten biliyorsun konsepti, cin çağıracağız. Yani gerçekten çağırmayacağız da. Hani senin böyle şeylerden korkun falan var mı? Korkuyorum açıkçası çünkü bilemediğim bir varlık. Şu an bile korktum yani. Oğlum bu kadar korkmaya gerek yok. Kanka işte bir tane hoca var. Muammer Hoca, Sarıklı Muammer Hoca. Daha önce duydum bilmiyorum. Yok, duymadım ya. Ve ben de kendisi takip ediyorum kanka. Çağırdım böyle dedim. Hocam böyle bir durum var. Hani YouTube için çekeceğim ama gerçekten çağırma dedim. Yani gönderdim de yani. Bu işte eğil mi yani? Eğil kanka. Yani çok... saldırma maldırma bir şey, musallat olma. Kanka bizim Muammer Hoca bu işlerden çok anlıyor. Ehil ya da montajcı arkadaşımız efekt falan koyacak. Böyle yalandan cin çağırmış gibi falan yapacağız yani, tamam mı? Ben önceden farklı bir durum falan olacaksa söyleyeyim bana. Ben korkmayayım yani. Ya bir şey olursa kanka Muammer Hoca çözer ya. Adam... Hocam geliyor musunuz? İnşaatın genç başı. Falan, yani genç falan sokak. Kırmızı elbiseli bir arkadaş kapıya çıkacak. O sizi karşılayacak, tamam mı? Hocam şöyle buyurun. Buyurun hocam. Selamünaleyküm. Hocam Muammer Hoca hoş geldiniz. Başlan be, ben denedim. Kusura bakma, baştan böyle şeyler yapma. Hocam, lütfen öpeyim. Müsafa edin. Eyvallah hocam. Nasılsın kardeşim? İyi hocam, siz nasılsınız? Kardeşim, nasılsın? Vallahi biraz korkuyorum, açık konuşayım ya. Korkmana gerek yok. Korkacağın hiçbir şey yok kardeşim. Hiç korkmana gerek yok. Peki. Senin Muammer Hoca'ya yanılayım o zaman ben. Arkadaşlar bana bahsetti herhalde. Şey YouTube değil mi? He hocam YouTube sadece içerik çıksını yapacağız. Gerçekten televizyonda yayınlanmayacak değil mi YouTube? Yok, YouTube'da yayınlanacak ama gerçekten çağırmayacağız. Hani zaten akışını biraz tedirgin. Yani gerçekten çağırsak zaten ben de korkarım da. O yüzden sadece çağırmış gibi yapacağız yani. Ha. Ne, öyle. İstiyorsanız ben çağırabilirim ama. Hocam yok yani şey için. İçerik çıksın yazınca. Yok çağırabilirim yani. Şey. Çağırsın mı kanka? Yani çağır. Şey olmayacağını garanti verebiliyor musunuz hocam? Yanımızdayım ben ya. Yaşım genç olabilir. Ama bu üstad, yani üstadların yanında yetiştim. Bana derseniz ki... Ya 30 yaşındasınız, 40 yıllık kocasınız. 40 yıllık hocalardan ders aldım. 40 yıllık hocalardan ders aldım. Anladım hocam. Bana derseniz ki... Buraya getir, ben cini getiririm. Hocam getirme... Bakın açık konuşuyorum. Getir derseniz getiririm. Hiç şey yapmaya gerek yok yani. Kana getirsin ya, bir içerik. Ama getirin. Korkar mısınız şimdi mevzu? Getirmeniz çok şey değil de hocam. Ha ben yanınızdayım, destek vereceğim size. İşte o yani onun garantisini görmeden, bilmeden, yaşayamadan ben bir şey diyemem yani.
Ben yanındayım yavrum. Ama ben sizi tanımıyorum ki. Yani formaliteden çağıracaksanız sıkıntı yok ama gerçekten gelirse ben de tedirgin olurum yani. Formaliteden yapacağım. Siz görüyor musunuz peki bu varlıkları genelde normalde? Çağırmadan. Ya, bu işte uğraşıyorum ya. Kaç senedir? Peki biz görecek miyiz? Yoksa ses falan mı, bir şey mi olacak? Yani nasıl anlayacağız yani? Ritüeli uygulamayacağım dedim ya. Tamam hocam. Yani gelmeyecek. Yani arkadaşlar bana yani dedi ki challenge adı altında yapacağız dediler. Anladım. Hani formaliteden hocam işte bize efekt falan ekleyeceğiz falan dediniz. Hı hı. Ama onlara gerek yok. İsterseniz ben getirttirebilirim diyor. Yani hocam, hangisini istersiniz yani? Ben şey, aslında trend oturmak için beni riski üstledim de. Son söz sizin. Ben korkuyorum ama açık konuşayım. Tamam, o zaman ben formaliteden ritüeli uygulayacağım. Benim akşam namazını kılmam lazım. Kılabileceğim bir yer var mı burada? Hocam şu arkada bir oda var. Eğer sizin de abdestiniz yoksa bu videoda abdest bulmanız lazım bence. He. Abdestiniz var mı? Yok. Abdesti o zaman alalım. Arkadaşlar biliyorum videonun çok önemli yerinde kestim. Özellikle erkekleri ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. Bir erkek için olmazsa olmaz en önemli şeylerden biri saçlar arkadaşlar. Ben de geçmişte bu sorunu çok ciddi bir şekilde yaşadım. Benim eski resimlerimden görmüş olduğunuz gibi insanı saç çok fazla değiştiriyor. Biz de sizleri düşündük ve Klinik Estetik'ten %20 indirim Jokers koduyla sizlerin olacak arkadaşlar. Numaralar ve Instagram sayfasından ulaşıp Jokers'ten aradığınızı söylediğinizde arkadaşlar %20 indirim sizlerin olacak. Bu konuyla alakalı daha sonraki videolarda daha detaylı videolar yapacağım. Klinik Estetik ve Orhan Bey'e Jokers YouTube kanalının ana sponsoru olduğu için çok teşekkür ederim. Videoya devam edelim. Jokers kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün cin çağıracağız. Sarıklı Muammer hocamız yanımızda. Bize eşlik edecek. Bekir arkadaşım da benim bayağıdır arkadaşım. Bugün bana destek olmak için geldi. Hocam sözü size bırakayım. Bir konuşun isterseniz. Ne yapmamız gerekir, ne yapmamız gerekir. Yani abdestimizi aldık. Bırakayım size. Ne derseniz olsun. Bir dakika rica ederim. Her ritüel yapmadan önce kendimi ona adapte etmeye çalışıyorum. Yani bir cinle karşılaşmak için hazır olmaya çalışıyorum. Bilmediğim için anlayamadım. Yok, anlıyorum. Ne, isim neydi senin? Ebu Bekir hocam. Ben de Muammer. Okuyorum yani. Daha önce hiç böyle hani cin falan çıktı mı karşına? Hiç böyle duydun mu yani? Ya evde böyle birkaç kere falan ışık falan gördüğüm oldu ama yani yanılsam olabilir, bilmiyorum. Çağırmaya çalışırsanız ne olur? Yani bir çekim item olur mu? Diyelim ki geldi yani. Hani biz gelmesin diye konuşuyoruz da şimdi şu an ben buraları keserim de hani ne yapması gerekiyor onu da bir söylerim. Şunları söyleyeyim. Bunları hani videoda da paylaşabilirsin. Eğer ki cin gelirse bugünkü challenge'ımızda ciddi bir emek harcadım. Bu iş öyle kolay bir iş değil. Bu yüzden dolayı korkmamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü korkulardan güç alırlar. Ve onlar zaten bizim şu anda burada olduğumuzu da bu amaçla toplandığımızın da farkındalar. Eğer bir korku, endişe verici bir hissiyata bürünürseniz, arkadaş korkmuyor dedim bana ama. Ya korkmuyorum yani, öyle biliyorum ben de korkmadım. Şimdi eğer korkarsanız korkulardan güç alırlar ve bizimle alay geçmeye başlarlar. Daha da üstümüze saldırırlar. Yani korkmaman gerektiğini bil yani. Yani korkmaman gerektiğini biliyorum ama engel olamıyorum çünkü hiç anlamadım, bilmedim. Gizemli bir şey yani sonuçta hocam. Hocam telefonları toplayalım mı? Sıkıntı yok. Tamam hocam. Bu çok riskli bir video. Bunun için kanala abone olmanızı, yorum atmanızı ve like atmanızı özellikle rica ediyorum. Burada çünkü biz risk altındayız. Tabi Muammer hocamız bize sağ olsun yardımcı olacak ama biz çağıracağız. Zaten çağırma gibi bir şeyimiz yok. Gelirse gelir, gelmezse gelmez. Değil mi Bekir? Yani. İyisin değil mi? Sıkıntın yok. İyiyim, iyiyim. Bugün burada cin çağıracağız. Bu videoda hüddam ritüelini uygulayacağım. Hüddam ritüeli iyi huylu
cin çağırmak için yapılır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, günahlarımızı affeyle. Amin. YouTube amaçlı yaptığımız bu videoda cin ve ifrit tayfesinden bizleri koru. Bizleri onların herhangi bir tehlikesine karşı, videoda çıkacak herhangi bir şerlerinden bizi muhafaza eyle. Amin. Bizleri koru. Bizler sana sığındık. Senin kullarınız ya Rabbi. Senin dairenden çıkmadık. Bize yardım et. Bizimle beraber ol ya Rabbim. El-Fatiha. Bizi duy. İnanmamız gerek. Kenetten mani yapalım. Bahsetmiştim. Elinizi sırtına koyun. Gözlerinizi hafifçe kapatın. Geleceğine inanıyor musunuz? Evet. Sen de tekrar. İnanıyorum hocam. Geleceğine inanıyor musunuz? Evet. Hüddamcini! Hüddamcini! Geldiysen haber ver. Hocam ne oluyor? Fikirliyim, ben bu olayı çözeceğim. Ben bu kaç yılımı, yıllarımı verdim bu mesleğe. Tamam hocam. Bakın, kendinizi kaybetmeyin diyorum. Ama geldik. Size kendinizi kaybetmeyin diyorum. Kendinizi kaybediyorsunuz bak, korkma, hocam, korkma, korkma, tamam. Ebu Bekir korkma, tamam kardeşim, tamam korkma hocam. Diyorum sana. Tamam. Sakin ol, ben buradayım ya. Panik yapma, gönderme ritüeli var, gönderme ritüeline uyuyoruz. Şu anda neredesin? Ne yaptınız lan, ne oldu? Ne yaptınız lan, ne oldu orada? Ben buradayım. Sakin olun. Hocam ben çıkacağım. Çıkacağım birazdan. Çıkamazsın. Sol kapı kilitli. Nereye koydun hocam şu an? Nereye koydun şu anahtarı ya? Ya gelmişti. Ben istemiyorum artık, yeter ya. Ya kankam göndermesi lazım şu anda. Sakin olun. Göndermesi lazım. Sakin olun. Gel buraya. Gel buraya. O kadar korkmaya gerek yok artık hocam. Tamam. İyi misin? İyi misin? Ne oldu? Nereden buraya gidiyorsun? Müslüman mısın? Ben korkuyorum hocam, hocam. İyi misin? İyiyim hocam da korkuyorum yani. Hayır diyor, ses geliyor, titreşim oluyor. Ne oluyor ben anlamıyorum. Oğlum ben... Oğlum abi bir dakika. Hocam ben de bir dakika kendine gel lan. Hocam bana ne oldu? Kendine gel. Hocam bana ne oldu? Oğlum kendine gel. Soğan. Ebu Bekir bir dur ya. Panik yapma ya abi. Sakin ol, iyi misin? Değilim hocam, adam yıldı ya. Tamam, tamam bakacağım. Burada mı? Kahvaltı nerede ya? Burada mı? Nerede? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bak beni. Bak. Bak beni lan. Bu Allah'ım. Ya yok lan. Hocam yardım et. Hocam beni tutuyor. Yardım et. Hocam beni tutuyor. Yardım et. Hocam beni tutuyor. Hocam. 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 Mustafa, kanka adam bayıldı, gel. Adam bayıldı, adam. Lan oğlum adam bayıldı diyor. Işığa etsene evde. Video yayınlamamızda bir sıkıntı yok değil mi? Yani sen videosuz bir şey olmaz herhalde. Zaten çok tepki vermedin kanka, çok korkmadığını düşünüyorum. Biraz bayıldın ama yani sıkıntı yok değil mi? Yayınlayabiliriz yani. Çok dışına yansıtmıyor. Ya aynen, çok üstü içinde ya, hani korkuyor mu, ne yapıyor anlamıyor. Aslında bir de şaka yaptı ya, dedim bayılmasa da şaka insandım ama
O şaka değilmiş. Gerçekten bayılmış yani. Bir de ben seni hallediyorum, şaka şaka diyorum, hala kapıya vuruyorsun kanka. Ya oğlum ben ne bileyim, ilk de şaka yaptı dedim, yine bayılmış, şaka yapmıştır yani dedim ama. Şöyle söyleyeyim, ben geçen hafta bir kitap aldım. Metafizik alemler üzerine bir kitap. Ha. Metafizikle alakalı böyle şeyleri okuyunca, yani bu tür şeylerin de... Başına gelmesin. Evet yani biraz da. Biraz enteresan oldu. Hani varlığına inanıyorum çünkü cinlere. İmanın esaslarından birisi çünkü ama... Yani ne bileyim, bana garip geldi ya, korktum. Videoya katıldığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. İstersen bir çene bir kaçay kahve yaparız mı sana? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya like atmayı, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.